Herkese yeniden merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Öncelikle videoma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, hazırsanız başlayalım. Önce eldivenlerimi takıyorum. Hem malzemelerimi sayacağım hem yapmaya başlayacağım yavaş yavaş. Burada hazırlamış olduğum malzemeleri söyleyeyim size hamur karışımı için. 2 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı da tuzumuz var. 1 çay bardağı sıvı yağımız var. Aynı bardakla bu kaseye koyduğumuz yoğurt da 2 çay bardağı olacak. 3 adet kabartma tozumuz olacak. Aldığı kadar un. Bunların hepsi sadece hamur harcımız için. Evet, önce sıvı yağımızı koyarak başlayalım kabımıza. 2 çay bardağı da yoğurdumuz vardı. Onu da koyuyoruz. Ve 2 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuzumuz vardı. Onu da koyuyoruz. Biraz karıştıracağız özdeşene kadar. Evet. Yine sıvı karışımımıza 3 adet kabartma tozumuzu ekleyeceğiz. Bunları tamamen döktükten sonra tekrar sıvı harcımızı karıştırmaya devam edeceğiz. Şöyle eldivenimizle tamamen şeker, tuz, yağ, yoğurt birbirine karışana kadar şöyle elimizle karıştırabiliriz. Çırpıcı kullanmaya da gerek yok. Mayalı bir karışım gibi olacak. Böyle karıştırırken soda gibi bir ses çıkarıyor. Bu mayalandığı anlamına geliyor bu harcın. Evet, iyice karıştırdık. Şimdi azar azar unumuzu ekleyeceğiz. Evet, göz kararı biraz un ekleyip biraz karıştıracağım. Evet, şu an cıvık, bayağı yapışkan bir hamurumuz var. İyice karıştırdıktan sonra yine azar azar unumuzu ekleyeceğiz. Kıvamı elimize yapışmayacak kadar olacak. Evet, hamurumuzu tezgaha aldık. Yeterince aldığı kadar ununu ekledik. Hamurumuz bu kıvamda olacak gördüğünüz gibi. Ele yapışmayacak. Rahatlıkla açabileceğimiz bir kıvamda olacak. Ne çok sert ne de çok yumuşak olmaması gerekiyor. İyice özdeşene kadar yoğurmaya devam ediyoruz. Evet, hamurumuzu iyice yoğurduk. Yoğurma işlemimiz bitti. Şöyle bir kenara alıyoruz. Biraz dinlensin. Bu arada biz haşhaşlı iç harcımızı yapacağız. Evet, şimdi haşhaşlı iç harcımızı yapmaya, hazırlamaya başlıyoruz. Bu paketten 2 adet kullanıyorum. 2 paket. İkisini tamamını bir kaseye boşaltacağız. Evet, boşalttığımız haşhaşların içine gördüğünüz gibi büyük bir bardak bu. Su bardağıyla yaklaşık 2 bardağa yakın şeker ekliyoruz. Bu boyda ve bir parmak eksik sıvı yağ ekliyoruz. Ve aynı ölçüde süt ekliyoruz. Evet, haşhaşlı iç harcımızı da güzelce karıştırıyoruz. Şeker, yağ, süt ve haşhaş tamamen birbirine karışacak. Sarelle kıvamında olacak böyle gördüğünüz gibi. İyice birbirine yedirdikten sonra hamurla birleştirmeye hazır. Evet, hazırlamış olduğumuz hamurumuz ve iç harcımız burada. Şimdi açmaya başlayacağız. Açacağız. İçine iç harcımızdan süreceğiz ve tek tek keseceğiz bunları. Şöyle gösterelim. Evet, her bir hamurumuzu bu şekilde
açacağız. İçerisine yine iç harcımızdan yerleştireceğiz. Böyle sarelli gibi sürülüyor zaten. Hamurumuzun tamamını kaplayacak şekilde. Ben bol koyuyorum, bolca seviyorum. Böyle daha lezzetli oluyor. Siz isterseniz daha az da koyabilirsiniz. Ama böyle daha hoş oluyor. Evet, şimdi yavaşça sarmaya başladık. Bu şekilde kıvıracağız. Gördüğünüz gibi. Böyle rulo haline getirip keseceğiz. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Ben biraz böyle büyük büyük seviyorum. Çayın yanında daha rahat tüketiliyor bence. Evet, haşhaşlı çöreklerimiz hazır. Üzerine şu gördüğünüz, yine içine sürdüğümüz haşhaşa biraz süt ekleyip biraz daha inceltip üzerine sürüyoruz. Ben üzerinde yumurta kullanmıyorum. İç harcımız biraz fazla geldi. Sizinki de fazla gelecektir. Onu yine bir kaba alıp buzluğa koyup bekletebilirsiniz. Tekrar yeniden yaptığınızda bu tarifi aynı haşhaşı kullanabilirsiniz. Şöyle üzerlerine sürüyoruz. Yine aynı şekilde kızaracaktır. Yumurta kullanmıyorum. Biraz kokuyor gibi geliyor bana. Kendi iç harcını üzerine sürüp kullanıyorum. Her zaman da bu şekilde yaptım. Gayet de güzel oldu. Evet, üzerine de sosunu sürdükten sonra 180 derecelik fırına vereceğiz. Önceden ısıtın mutlaka. Ortalama yarım saat 40 dakika arasında pişecektir. Kızarana kadar bekliyorum ben genelde ama 40 dakikayı da buluyor. Evet, haşhaşlı çöreklerimiz pişti. Servis tabağımıza aldık. Soğumaya bırakacağız. Mutlaka denemelisiniz. Çok lezzetli bir tarif. Bayılacağınıza, beğeneceğinize eminim. Abone olmayı, likelamayı unutmayın. Hoşça kalın.